Horace ve Onegis aileleriyle beraber bu olaylar cereyan ederken 5 yaşındaki küçük prens Ernak'a sadık kalan Hun kabileleri tarafından dikkatle koruma altına alındılar. Oldukça kalabalık olan bu kabileler yalnızca Ardarik tarafından tutulan rehineler nedeniyle değil, aynı zamanda büyük bir şamanın Ernak'ın soyundan gelenlerin Attila'nın eylemlerini usulüne uygun olarak sürdüreceği kehanetine inandıkları için Ella desteklemediler. Oysa Ernak'ın büyük kardeşlerinin soyundan gelecek böyle birileri bulunmuyordu. Ella'nın ölümü de bu düşüncelerini kuvvetlendiriyordu. Başkentin yakılıp yıkılmasına adeta inanamayan ve büyük üzüntüye kapılan Horace orayı gözleriyle görmek arzusunu yenemedi, yanına birkaç süvari alarak gitti. Son zamanlara kadar böylesine canlı bir şehirden hemen hiçbir şey kalmamıştı. Sarayların taştan temelleri bile üstlerine kurulu ahşap kısımların yanmasıyla oluşan küllerin ve yanık odunların altında kalmış ve görünmez olmuşlardı. Bozkırlardan esen sert rüzgarlar da toprak getirip örtmüştü. Kendi evleri ve yanındaki müştemilat alevlerle yanarak tamamen tahrip olmuştu. Yanan kayın ağaçlarının yalnız kütükleri vardı. Gözlerini kapattı ve Julia'nın sesini dinledi. Hunlarla Romalılar arasında geçen her barış dolu bir yıl için bir kayın ağacı dikmeye karar verdim. Hunların egemenliğinden kurtulan Gepidler topraklarını, halklarının yerleşimlerini yalnız güneye, doğru değil Dejya'nın büyük bir bölümünü de içine alacak şekilde doğuya doğru da genişletiyorlardı. Müttefikleri Heruller, Rugeler, Sıkirler ve diğerleri de topraklarını batıya doğru büyütüyorlardı. Edekon Ella'nın ölümünden sonra bu üç ulustan oluşan federasyonun kralı olmuştu. Vandalları ve alanları takip etmek için ana vatanlarını terk etmeyen Suiviler tarafından bir Panonyan krallığı kurulur. Ella'nın ölümü ve Ardarich'in güçlenmesinden sonra Roma elçileri, Romalılarla ittifak teklifleriyle tüm özgürleşmiş ve tarafsız halkları ziyaret etti. Konstantinopl'un bir elçisi bir gün Horace ile karşılaştı. Ona dedi ki, Onegis imparatorumuzun Yunanistan'a geri dönmesi için yaptığı teklifi kabul etti. Orada yargıdan bağışık olacak, mallarına da dokunulmayacak. Öylece doğduğu şehirde ömrünün sonuna kadar zengin ve mutlu olarak yayacak. Ella'nın ölümünden sonra kendini özgür hissetmiş ve bozkırlarda daha fazla kalmanın kendine bir yaran olmadığını görmüş. Biliyorum, haberim var. Söylediğine göre imparator tarafsız kalmasına karşı Ernak Hunlarıyla ittifak kurmayı teklif etmiş. Evet, Hunlara karşı tarafsız kalacaklar. Ama diğer barbarlara karşı imparatorluğumuzun müttefiki olacaklar. İmparatorumuz Onegis'e yaptığı bu teklifin aynısı sizin için de geçerli. Size de yargıdan bağışıklık ve mallarınıza dokunulmayacağı teminatını veriyor. Panonya'ya geri dönebilir ve ailenizle birlikte güvenlik içinde yaşayabilirsiniz. Ama ben halen Batı Roma İmparatorluğu'nun bir vatandaşıyım ve Doğu Roma İmparatoru'nun verdiği teminatlar bence yeterli değil. Hepsi düşünüldü. İmparatorumuz Marsiye'nin size büyük saygısı var. Bu teminatları size yazılı olarak Batı İmparatoru 3. Valentinian'in onayı ile veriyor. Panonya'daki aileniz bu tekliften ve imparatorun onayından haberdar edildi. Elçi gerekli belgeleri uzattı, Horace dikkatle okudu ve elçiye döndü. Biliyor musunuz, Dengizik de bana danışmanı olmamı teklif etti. Evet, Onegis bundan bana söz etti. Ama öyle sanıyorum ki Dengizik de sizin tavsiyelerinizden çok iyi faydalanarak babasının imparatorluğunun uluslarını yeniden bir araya getirecek ne babasının dehası ne de eğitimi var. Maalesef haklısınız. Bu doğru. Attila çok asil biriydi. Roma uygarlığına saygısı vardı ve onun mirasını hep kurtarmak isterdi.
Bu nedenle Galla Plesidia'nın onayını kolaylıkla almış ve onun hizmetinde bulunmayı kabul etmiştim. Ekçi gülümsedi, Konstantinopol ve Ravenna hükümetleri. Sizin ve Oneges'in Hun krallarının danışmanı olarak değil kendi vatandaşları olarak görmeyi istiyorlar. İlkbaharın ilk sağanakları pencere camlarına vurmaya başladı. Mart ayı gelmişti. Orist için çok kısa zaman önce bu yeni seferlere çıkmadan önce orduların teftişinin zamanının geldiğinin işaretiydi. Orist eşiyle konuşmaya başladı. Julia, bazen Dengizi'nin teklifini kabul etmeliydim ve onunla Attila'nın imparatorluğunu yeniden oluşturmaya çalışmalıydım diye düşünüyorum. Sevgilim, sakin ol. Bu imkansızdı. Valentinien'in elçisi teklifini reddettiğin takdirde ailelerimize karşı misilleme yapmakla tehdit etti. Evet, İmparator tarafından Itaius öldürüldükten sonra Valentinien'in son derece zalim biri olacağı belliydi. Senin ebeveynlerimizin hayatını ve servetini tehlikeye atmayı isteyemezdim. Ama artık Romalıları gelecekte daha önce asla hiç olmadığı kadar karanlık günler bekliyor. Barış içinde yaşayalım. Biliyorum, hareketsiz yaşamaktan sıkılıyorsun. Ama ben çok sık, zor ve tehlikeli olan ayrılıkların sona ermesinden, nihayet seninle birlikte olmaktan çok mutluyum. Sevgili Julia, bütün oğullarımızın erken yaşta ölmesi ne yazık. Şu anda çok yalnızız. Her şeyde mutluydum ama bir baba olarak çok mutsuzdum. Biliyorsun ki artık 46 yaşındayım ve önümüzde yaşanacak daha uzun yıllar var. Sen bundan böyle belki de bir daha bakan veya general olamayacaksın ama mutlu bir baba olabilirsin. Orası gülümsedi ve karısını öptü. Hayatım sanki bir gösteri gibi ve orada ben başroldeyim. Şu anda ben kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği sıcak bir yuvanın rüyasını görüyorum.